Merhabalar, karşınızda Limit'in baba kalemiyle bulunuyorum. Limit bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım neymiş bu baba kalem sorular. İlk sorum şöyle. Gerçel sayılar kümesinde gerçel sayılar kümesinden doğal sayılar kümesine tanımlı olan bir f fonksiyonu sadece bir gerçel sayıda sürekli değildir. F5 eksi F0'ı F3 artı 2 F4'ü verdim. F fonksiyonu görüntü kümesine yer alan sayıların toplamı kaçtır diye sordum. Şimdi gerçel sayılar kümesinden doğal sayılar kümesine tanımlı. Bu ne demek? Mesela F1 bir doğal sayı, F2 bir doğal sayı, F3 bir doğal sayı. F4 mesela F3'ten farklı bir doğal sayı olsa şöyle bir sıçrama olacak. 3'te, 4'te, işte burada 3'ün cevabı 1 olsun. Bundan sonraki her şeyin cevabı 1 olsun. Ama 4'ün cevabı 1 değil. Burayı böyle bir boş bırakacağım. 4'ün cevabı 2 oldu desem buradan böyle devam edecek. O zaman farklı 2 cevap geldiği yerde bir tane sürekli olmayan nokta olacak. Burası. Hatta bana öyle söylüyor. O yüzden fx'in 2 farklı doğal sayı eşit olması lazım. Fx ya 1'dir işte bir yere kadar, x küçüktür 2.5'a kadar 1 gelir. Sonra x büyüktür 2.5'ta 2 olur. 2.5 noktasında sürekli değildir derim, hayatıma devam ederim. Bir sıçrama gerçekleştirdiği yer var. Orada sürekli olmayacağı kesin. Süreklilik, continuity, kesiklik oradan geliyor zaten. Kesikli olduğu bir yer var. Aslında benim biraz onu bulmam lazım. Şimdi F5 eksi F0'ı F3 artı 2 F4'ü falan vermiş. Ve ben şunu biliyorum. F4 ne olduğunu bilmesem de 2 F4'ün çift olduğunu biliyorum. Doğal sayı cevabı çünkü. O zaman F3 tektir. F3 tek. F5'te F0'dan da biri çift, biri tek. Bunu da biliyorum. Ve ben şunu biliyorum, F3 ile F4 de farklı cevaplar. Neden farklı? Çünkü hepsi aynı olsaydı 3 F4 17 olurdu, cevap 17 bölü 3 olur, doğal sayı olmaz. O zaman kırılmayı belli ki 3 ile 4 arasında bir yerde gerçekleştiriyor. 3 burası, 4 burası, bu arada bir yerde kırılma yaşıyor. Öncesinde cevap bir şey, sonrasında cevap bir şey, burada da eşit. Önemli değil. Hiç önemli değil. Öncesindeki cevap, İşte 3.5'un öncesindeki cevap A olsa bunun cevabı A olur, bunun cevabı A olur. Sonrasındaki cevap B olsa bunun cevabı B olur, bunun cevabı B olur. Bana B eksi A'yı vermiş 1. A artı 2 B'yi vermiş 17. Topladığım zaman bunları A'ların gittiğini 3 B'nin 18 B'nin 6 olduğunu görebiliyorum. 10 numara soru yazmışım. B 6. O zaman A'nın da 5 olduğunu görebiliyorum. Gördün mü? Gördüm. Ve ben bunlardan başka herhangi bir şeyin görüntü kümesinde bulunmadığını biliyorum. Görüntü kümesine yer alan sayılar A ve B, toplamları 11. İlk soruyu geçtim. İkinci sorudayım. Yukarıda grafiği verilen y'dir fx fonksiyonu için x a'ya soldan yaklaşırken fx artı 1 eksi fx eşittir 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye soruyorum. O zaman ne yapacağım? Şunu çizeceğim. Fx artı 1'i. Fx'i bir birim sola kaydıracağım yani. Bu fx gördüğümüz her şeyi bir birim sola kaydırmak demek. Şurasını eksi 3 yapayım direkt. Eksi 3'e kadar gelecek. Şöyle. Sonra burada 1'e kadar gelecek. Doğru mu? Şurası 1. Şöyle 1'e kadar tırmanış yapacak. Şöyle. Sonra ne yapacak? Şuradan şöyle gidecek. Şimdi adam bana diyor ki fx artı 1'den fx'i çıkarttığım zaman nerelerde 2 yapıyor diyor. Ve soldakilere bakacağım diyor. A'ya soldan yaklaşacağım diyor sürekli. Bir kere şunda bir anlaşalım. Şurada bir doğru var ve o doğrunun eğimi 2. Nereden biliyorum? Şurası eksi 2, eksi 1 noktası. Şurası 2'ye 7 noktası. X'lerin arasındaki fark 4, Y'lerin arasındaki fark 8. X'ler 4 artarken Y'ler 8 artmış. Eğim 2. Buradaki eğim 2. Bu ne demek? Ben bunu bir birim sola kaydırdığım zaman ya da işte bir noktayı bir birim sola kaydırdığım zaman aslında Y'yi 2 birim yukarıya atmış oluyorum. Şurası 2 oluyor. Burası da 2. 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 Burası da 2 falan diye devam ediyor. Burasının zaten 2 olduğunu diyor. Doğru mu? Doğru. O zaman şimdi çözebilirim soruyu.
A'nın yerine eksi 2 koysam, eksi 2 koyduğumu düşün. Fx artı 1 de cevap ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Fx artı 1 burası. Eksi 2 koyduğum zaman cevap dikkatinizi çekiyorsa eksi cevap 2 geliyor. Fx artı 1'den fx'i çıkarttığım zaman cevap 2 geliyor. Eksi 2 koyduğum zaman oluyor. Eksi 1 koyduğum zaman şuralarda bir yerde cevap yine 2 geliyor. Eksi 1 de oluyor. Sıfırda da oluyor. 1'de de oluyor. 2'nin sol tarafından yaklaşınca 2'de de oluyor. 5 tane değer için oluyor arkadaşlar. 5 tane tam sayı var. Kusura bakmayın, öksürük için. Geçiyorum. Sıradaki sorun bu. Böyle bir fonksiyon var. Diyor ki x eşittir k'da tanımlı değil. X eşittir f'de tanımlı fakat limiti yok. X eşittir n'de limitli değil fakat sürekli. Buna göre bu limitin sonucu nedir diye soruyorum. X eşittir k'da tanımlı değil. Nerede tanımlı değil arkadaşlar? Eksi 1'de tanımlı değil. K eşittir eksi 1. Ben buradan bunu buldum. M'de tanımlı fakat limiti yok. Şimdi burada tanımlı, limit olmayan yerler nereler? Eksi 1. Onu geçtim zaten. Burada tanımlı ve limiti var. Sağdan soldan aynı yere gidiyorlar. Onu da geçtim. Burada tanımlı 2'de ama soldan ve sağdan farklı yerlere gittiği için bu M'nin 2 olduğunu ben biliyorum artık. N'nin de limitli fakat sürekli değildir de o da 1 olduğunu çok net görebiliyorum. Çünkü 1'de tanımlı limiti var ama limitle tanım aynı yerde değil, sürekli değil. Geçtim. O zaman limit x gidiyorken k'nın yerine eksi 1 koydum. Eksi 1'e soldan fx nedir? Bunu bulalım. Limit x gidiyorken m'nin artısından 2 arttan yaklaşırken fx nedir? Bunu bulalım. Limit x gidiyorken 1'e fx nedir? Bunu bulalım. Bu nedir? Eksi 1'e soldan yaklaşıyorum. Al sana eksi 1'e soldan yaklaştım. Cevap eksi 1 çıktı. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Al sana 2'ye sağdan yaklaştım. Cevap eksi 1 çıktı. 1'e yaklaşıyorum. Sağdan veya soldan fark etmez. İkisinde de cevap 2 çıktı. Topladım. 0 çıktı. Neden geçmeyeyim soruyu. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu bir sayıyı o sayıdan küçük olmayan en küçük tam sayıya götürüyor. Mesela 7 bölü 3 sayısını 7 bölü 3'ten küçük olmayan en küçük tam sayı 3 olduğu için 3'e götürüyor. Yani bir tık büyüğüne götürüyor. Mesela f 5 nedir? 5'ten küçük olmayan en büyük sayı 5'tir. 5'ten küçük olmayan en küçük sayı 5'tir. F 5'i 5'e götürüyor. Burayı nereye götürüyor? Arkadaşlar yerine koyacağım. 2'ye soldan yaklaşmak demek 1.99 demek. 2'den biraz daha küçük bir değer. 1.99'u yerine koyarsanız burası 4.99 oluyor. F 4.99'u nereye götürüyor? 4.99'dan küçük olmayan en küçük sayıya yani 5'e götürüyor. Burası 5. Aynı şeyi sağ tarafta yapacağım. Eksi 3 artıdan yaklaşmak demek. Eksi 2.99 demek. Eksi 3'ten daha büyük bir sayı yerine koyuyorum. Eksi 3'ten daha büyük, çok küçük bir sayı yerine koydum. O zaman burası eksi 3.99 oldu. Eksi 3.99'dan küçük olmayan, eksi 4, eksi 5 olmayan en küçük tam sayı eksi 3. O zaman cevap 5 eksi 3'ten 2. Geçtim sıradaki 10 numara soruma. Gerçel sayılarda tanımlı sonlu sayıda noktada süreksiz olan. Yani daima süreksiz olduğu bir yer yok. Sonlu sayıda noktada süreksiz olan bir f fonksiyonu var. Arada sırada süreksiz. Böyle bir noktada süreksiz, gerisinde sürekli. Mesela bir tane çizeyim ben size. Sonlu sayıda noktada sürekli olan bir f fonksiyonu. Böyle geliyor, bu noktada süreksiz. Böyle devam ediyor. Ama tanımlı da. Süreksiz olan diyor. Gerçel sayılarda tanımlı. Bu noktada süreksiz. Böyle devam ediyor. Ama mesela şöyle de olabilir. Bu noktada süreksiz de olabilir. Böyle bir f fonksiyonu var. Bu f fonksiyonu için g fonksiyonu şöyle tanımlanıyor. Her bir noktası için tek tek soldan limitle sağdan limiti topluyor. Ne oluyor? Şimdi mesela bunun soldan ve sağdan limiti bunun görüntüsüne eşit. Topladığım zaman bunun iki katını bulmuş oluyorum. Burada da aynı, burada da aynı, burada da aynı. O zaman şu kısımların iki katı demek. Burayı 2 ile çarpıyorum demek. Genişletiyorum y eksen üzerinde. Peki burası ne?
Burada görüntü önemli değil. Limitlere bakıyorum sadece. Sağdan soldan limitlerin toplamı, ikisi de bu değeri veriyor zaten. Evet, devam ettim. Onun iki katından devam ettim aslında. Burada sürekli oldu dikkatini çekiyorsa G. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hep iki katını ala ala devam ediyorum aslında. Sonra buraya geldiğim zaman ne oluyor? Buraya geldiğim zaman. Buraya kadar iki katını alıyor muyum? Alıyorum. Şöyle oluyor. İki katını aldım. Buraya geldim. Burada da mesela iki katını alacağım. Şöyle devam edeceğim bundan sonrası için. Fakat burada bu ikisinin toplamı demek, bu daha büyük ya hani biraz. Şuraya gelmesi demek. Tam bu noktada. Burası boş. Burası da boş. Ama bu ikisinin de tam ortaya gelmesi demek. Tam ortaya gelmesi demek. Neden? Bunun iki katı burada. Bunun iki katı burada. Burası da bu ikisinin toplamı ya. E burası tam ortası oluyor. Hangileri olabilir? Mesela hiç böyle kırık yaşamasa, her tarafta limiti olsa f fonksiyonunun, bu olur. Bir yere kadar geldim, bir yerden devam ettim, tam ortasına bir tanım koydum, bu olur. Ama burada bu olmaz. Neden? Çünkü bu dolduracağım yerin tam ortası olması lazım. Burada anlattığım şekliyle. Kırıklık yaşaması için f fonksiyonunun orada kırıklık yaşaması lazım. İkisinin tam ortasına da ben o kırıklıkların tam ortasına da tanımı koymam lazım. G için burada anlattığım gibi 3 olmaz. 1, 2 olabilir dedim ve geçtim. Geldim bu soruya. Böyle böyle bir limit var. A ve n sıfırdan farklı. A çarpı n kaçtır diye soruyorum. Hemen yazdım arkadaşlar. X 2'ye gidiyorken yukarıda x eksi 2 çarpı x eksi 4 burası. Yani x eksi 2'nin n'inci kuvveti var. X eksi 4'ün n'inci kuvveti var burada. Aşağıda ne var? X eksi 2'nin 6 eksi n'inci kuvveti var. Bunun cevabı da A. Şimdi A 0 değil, A 1 gerçel sayı. Bu ne demek? Şimdi x eksi 2'nin, bunlar sadeleşeceğini düşünüyorum ya. Sadeleşirken yukarıda x eksi 2 kalsa cevap 0 gelir. Aşağıda x eksi 2 kalsa, yukarıdakiler bitse, cevap tanımsız gelir. Çünkü sıfıra bölmüş oluyorum bir sayı. O zaman sıfır da gelmesini, x eksi işte tanımsız da gelmesini istiyorsam x eksi 2'lerin tamamen birbirlerini nötrlemeleri lazım. Bunu biliyorum. O zaman n ile 6 eksen aynı şey olmalı. O zaman n eşittir 3 olmalı diyorum. N 3 ise bunlar birbirini götürür. N yerine 3 koydum. 2'yi yerine koyduğum zaman 2 eksi 4'ten eksi 2 küpünü aldım. A'da eksi 8 gelir. A çarpı n nedir diye soruyorum. Eksi 24'ü işaretliyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Böyle 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 noktalarında limiti yoktur. X eşittir k'da, x eşittir m'de, x eşittir n'de bu fof fonksiyonunun limiti yoktur diye veriyor. Bunu biraz daha belli edelim. Fof demek, fof demek. Şöyle parantez içerisinde yazmış olalım. Nerelerde limit olmaz fof'un? Benim bunu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. Fof x'in ffx olduğunu biliyorum. Fx'in nerede limiti yoksa fof x'in de orada limiti yoktur. Baştan anlaşalım. O zaman x eşittir 1'de limiti yoktur. Tamam. Bir de x eşittir 1'de fx'in limiti yoksa burası 1 olduğu zaman da f1'in yine limiti olmayacak. Fx'i 1'e eşitleyen değerlerde de limit yoktur. Fx nerelerde 1'dir? Onu bulmaya çalışacağım şimdi. Fx'in cevabının 1 gelmesini istiyorum. Şurası 1. Cevabımın 1 gelmesini istiyorum. Süper. Nereden süper? Burası 2'ye 1. O zaman burası 1'e 1 bölü 2 olacak. O zaman şurası eksi 3 bölü 2 olacak. Bir x eşittir 1'de limit yoktu. Bir x eşittir eksi 3 bölü 2'de limit yok. Bir de 1 eksi 3 bölü 2'den, hadi bir tanesi 1, bir tanesi eksi 3 bölü 2 olsun dedim. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Karşı tarafa attım. N'ye eşittir 2'de de limiti olmamalı. Neden N'ye eşittir 2'de limit olmaz? Çünkü n eşittir 2'de de cevap 1'dir. Bunu verir. N eşittir 2'de cevabın 1 olabilmesi için dikkatinizi çekiyorsa burası 1, burası da 1. Burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 2 olması lazım ki eş üçgenler çıksın. A 3 bölü 2'dir dersiniz. Geçersiniz.
Limit'in bakayım son sorusu. Evet, Limit'in son sorusundayım. Heyecanlıyım. Yapacağım. Tanımlı olabilecekleri en geniş kümede tanımlı olan f ve g fonksiyonları böyle böyle tanımlanıyorlar. Bir kere bunun tanım kümesi nedir? Reel sayılardır. Bunun tanım kümesi nedir? Bu neden reel sayılar tanım kümesi? Çünkü polinomlar her yerde tanımlı olabilir, reel sayılar. Bunun tanım kümesi paydayı sıfır yapan değerleri çıkaracağım. En geniş tanım kümesi r eksi eksi 1. Bunların tanım kümeleri aynıdır. Yanlış oldu bir kere. Geldim ikinciye. Görüntü kümeleri aynı mı? Şimdi bir kere fx'in ben şey olduğunu biliyorum. Yani eksi 1 olamayacağı için x sadeleşeceklerini ve x kare eksi x artı 1 geleceğini biliyorum. Yukarısı x artı 1 ile x kare eksi x artı 1'in çarpımı. Bunlar eşitmiş gibi gözüküyor. Ama eşit değil çünkü tanım kümeleri aynı değil. O zaman peki görüntü kümeleri aynı mı? Görüntü kümelerinde bu adama eksi 1 verdiğim zaman, normalde eksi 1 verdiğim zaman g'ye eksi 1 verebiliyorum ya. Eksi 1 verdiğim zaman 3 çıktığını biliyorum. Acaba bu adam 3 çıkabiliyor mu? Yani eksi 1 verdiğim zaman eksi 1 veremiyorum ya. Eksi 1 verdiğim zaman 3 çıkacaktı ama eksi 1'den gelmiyor. Başka bir yerden 3 gelebiliyor mu? O zaman f a eşittir 3 olsun. A kare eksi a artı 1 eşittir 3. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0. A eksi 2 ile a artı 1'in çarpımı eşittir 0. A yerine eksi 1 de versem, a yerine 2 de versem 3 geleceği için eksi 1 veremesem de cevap 3 gelebiliyormuş demek ki 2 verdiğim zaman. Demek ki bu ikisinin görüntü kümeleri aynı. Eksi 1 için aynıysa, eksi 1'in cevabı için aynıysa geri kalan her yerde aynı. Çünkü formülleri aynı. Sıkıntım yok yani. Her a gerçel sayısı için sağdan soldan limitler aynı şey midir? Evet arkadaşlar. Bunu ben çizerek göstereceğim. Şöyle çizdim ben. Bir ney? Koordinat ekseni. Şöyle şunu göstermek istiyorum. Tepe noktası 1 bölü 2'ye 3 bölü 4 mü? Öyle bir şey olan. Bir parabol bu. Peki bu ne? X eşittir 1 eksi 1 değilken yine o parabol. Ama x eşittir eksi 1 iken yalan. O zaman şöyle bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şurası boşlukta. Eksi 1 kısmı boşlukta. Aynı parabol olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Şimdi dikkatinizi çekiyorsa gx'in herhangi bir noktadaki limiti o noktadaki görüntüsüne eşit. Fx'in de herhangi bir noktadaki limiti o noktadaki görüntüsüne eşit. Ne hariç? Eksi 1 hariç. Eksi 1 hariç bu zaten doğru. Eksi 1 de doğruysa o zaman yine doğru olacak. Bakalım eksi 1 de doğru mu? Eksi 1'e sağdan da soldan da yaklaşırsam dikkatinizi çekiyorsa mora yaklaşmış oluyorum. Hiçbir problemim yok. Bu doğru dedim. Limiti bitirdim ya. İşte türev herhalde sonraki konu. Orada görüşelim.